ısınmaya başladı. Adam gibi kalkamıyoruz. Havalimanı. Ben normal insanım. Ona rağmen nasıl gelişti o anlar. Burada bir ıslak mendil var. Bunu çok sormak istemiyorum. Sana inanamıyorum oğlum. Evin her köşesinde de. Gerçek bir şampiyon mentalitesi yorulduğunda başlık. Acı başlayınca başlar. Evet, Cenk Bey merhabalar. Wow. Nasılsınız? Kapılarını ağır sağlam kameralarını açtı. Biraz süzülmüş müsün? Bana böyle geldi. Siklet düşüyoruz her zamanki gibi. Şuna baksana. Vay. Meşhur kitaplıkta burası. Değil mi? Ağa Sağlam'ın tavsiye ettiği tüm kitapları aldım. Ağa Sağlam laboratuvar kadar bilimsel olmasa da. Bunları tüm gün okuyorum. Yani evet. Önce burada mobilitemi yapıyorum. Arnold Schwarzenegger'in... Bir heves almıştık zaten. Modern bodybuilding. İçgörüs çalışırken nerelere geldin ya? Boş zamanlarında mızı kaçalım. Burada ekranı var herhalde Ağır Sağlam izliyor. Bu Ağır Sağlam sayesinde kazandığımız IPF Dünya Şampiyonası. Bir tartıl bakalım Cenk, kaçsın? Tartıl uzun. Burada Cenk Uçan oyunlarını görüyoruz. PlayStation 3, PlayStation 4. Burada bir ıslak mendil var. Bunu çok sormak istemiyorum. Her şeyi de kurcalamayalım yani. Ama burası Ağır Sağlam Magazin. Burada takipçilerimiz her şeyi bilmek istiyorlar. Çok daha bir anda çıkıp geldiniz, hiçbir şeyi kaldırmadık. Kesinlikle arkadaşlar. Ağır Sağlam Magazin'de hiçbir şey dümen değil. Doping her şey gerçek. Kapıyı çaldılar. Kesinlikle zaten Cenk'e birazdan bir doping testi sürprizimiz de var. Neyse ki tedbirimizi aldık. Benim yerime şiyen eleman. Her yeni bir gün daha bir mutasyona uğramış bir haldesin. Ya arabada bir damla yağ kalmamış. Yağı bir de yemiştir, olamayınca yemiştir. Ya gitmiyordun. İnip ittin mi arabayı da? İttim. Kokonatı bitir ya Furkan. Kokonatı bitiriyorum ha. 7'de başlarsak sabah 5'te biter. O da en erken. Siz baksanız diye size iyilik yapıyorum. Ben 1 saat idman yapıyorum ha. 1 saat mi? Bizim saat de ısınmamız işte 45 dakika 1 saat. Yani zaten anca ısınırsın ki. Gerçi biz 140'tan başladığımız için doğru. Sen bu ruh hastalarının yanında ama sen de iyi gelişmişsin yani. Ben normal insanım, ona rağmen nasıl geliştim anlamıyorum zaten. Antrenman yapmıyor kardeşim. Ben onlara göre antrenman yapıyorum, ısınıp gidiyorum sadece. Adam idmansız nasıl gelişiyor ben anlamıyorum. Asıl gelişim 5 saatten sonra başlıyor kanka. 1 saat, 2 saat, 3 saat bunların hepsini 5. saatten sonra saymaya başlayacağım. Cenk Koçak, hangi supplementleri kullanıyorsun? 5 bardak kahve dışında. Hemen gösterelim. Omega 3. Olmazsa olmaz. Evet. Bir de kahve arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size Cenk Koçak'ın bana yaptığı büyük hıyarlıktan bahsedeceğim. Geçenlerde dedim ki kanka dedim kahve göndereyim mi? Kahven var mı falan. Ya dedi yok ben işte çok uğraşamıyorum kahveyle falan. Kafein. Başka şekilde alıyorum bilmem. Tamam dedim. Bir geldim bir baktım. Lan dedim senin dedim makinen yok mu? Nereden aldın bu kahveyi dedim. Starbucks'tan almış. Sizce şimdi ben bu alanı terk edip gideyim mi yoksa durayım mı? Ya bu evde Starbucks kahvesi göreceğini düşünmüyordum açıkçası yani. Öncelikle arkadaşlar Cenk Koçak kime göre Türkiye'nin en güçlüsü falan diyen hadsizler olmuş. Bu bir powerlifting sporu. Powerlifting sporunda da en çok ağırlık kaldıran olduğu için öyle diyoruz. Yoksa yani belki bilmediğimiz güçlü insanlar vardır. İnsanlar seni gizemli buluyorlar abi. Sen hiçbir şey paylaşmıyormuşsun internette. İlk o soruyla başlayacağım. Yani Türkiye'deki en yüksek powerlifting ağırlıklarını kaldıran adam sensin. Ama insanlar seni çok bilmiyor. Diyor ki arkadaş yani neden diyor kendisini çok sosyal medyada göstermiyor diyor. Yani yapmaya biraz üşeniyorum. Ama hani geliştirebileceğim bir şey. İlerleyen zamanlarda umarım daha iyi kullanırım.
Peki ne zaman başladın spora? Spora. Bu hikayeyi herkes bilmez yani. Kaç senedir spor yapıyorsun? Spora. Ne zaman spora başladın? 12-13 yaşımda başladım. İlk judoya gitmiştim 1 yıl. Ondan sonra basketbol oynadım 3-4 yıl. Slam Dunk Akademi'de? Slam Dunk Akademi'de oynadım. Evet. Ters maç falan basamıyorum. Atletik değilim. Atletik değilsin sen. Dana gibi koşuyorum. Koşamıyorum. Sonra ama bir koydum mu oturtuyorum basketbolda. Bir omuzu koydum mu hop yargılayalım. Bir de böyle takım olayını ben çok sevmiyorum. Takım sporunu. I fly solo diyorsun yani. Abi solo takılmak istedim. Ondan sonra ağır sağlamı keşfettin. Ondan sonra YouTube'a hemen yazdım. Güç sporu yazdım. Öyle bir şey yazmadım ama. 20x5 200. Deadlift 300 ile 10x5. 320 ile 6x6. Üzerine drop set 300. 10x2. Barbell row 180 ile 30x5. China super set Ebro'luk. Gireceğim. 140 ısınmaya başlayabilirim. Bak şu an. O biraz amatör yani. Şu an yeni öğrenme aşamasında. Gerçek tokadı göstereyim size. Şuraya mı? Güzel, bakabilir miyim ona? Bakacağım bana. Bana bakacağım. Bakacağım. Arkadaşlar bakalım. Birazdan göreceğiz. Antrenmanın şu an kaç dakikadayız? 1/4 bitti sayılır. Saat 21. 2 saat gibi bir şey oldu. Tabii. Sabaha kadar buradayız o zaman. Şimdi insanlar diyor ki bu adam diyor hayvan oğlu hayvan gibi antrenman yapıyor. Nasıl diyor 400 kilo deadlift yapan bir insan ağrısı, sızısı bilmem nesi olmuyor diyor. Sakatlık olmuyor mu? Nasıl uğraşıyorsun bu işlerle? Tabii ki sakatlık oluyor. Sakatlık olmadan, acı olmadan bu kiloları zaten çıkamazsın hiçbir şekilde. Ne yapıyorsun? Bunlarla nasıl mücadele ediyorsun Süleyman? Acının seviyesi var, eşiği var. Ona göre artık senelerin birikim antrenmanıyla onu artık anlamış durumdayım. Ona göre kendimi ayarlıyorum. Hani yani diyorsun bizde tolere edemediğim bir ağrı olursa, performansımı etkileyecek bir sakatlık olursa onu anlayabiliyorum, ayarlayabiliyorum onu. Hıyar gibi antrenman yapmıyorum diyorsun yani. Tabi o kadar da bam güm yapmıyorum o kadar. Şimdi senin buradaki ekipmanları zaten arkadaşlara gösterdik değil mi? Evet. İnsanlar diyorlar ki ya bu vücudu bir şey yok. Neyle yaptın? Yani squat, bench, deadlift'le mi yaptın? Başka bir şey yaptın mı? Sorular bunu soruyor. Mesela izole hiçbir bu şey vücudu. Ne bileyim hamstring çalıştın mı izole, omuz çalıştın mı izole, trapez çalıştın mı izole, kol çalıştın mı izole? Yani yarışmaya 3 ay kala, 8 hafta kalaya kadar programımda aksesuar yani squat, bench, deadlift dışındaki hareketler daha fazla. Yarışma hızının başladığım dönem yine kesmiyorum ama daha azalıyor mesela. Overhead press'i biraz daha düşürüp bench press'i daha çok arttırıyorum. Squat için mesela lunge. Lunge'ı kaldırıyorum. Leg curl'ı kaldırıyorum. Yarışmaya daha konsantre. Nerede yapıyorsun? Bu evde yapmıyorsun değil mi? Leg curl'ı spor salonuna gittiğimde yaparım. Yani burada sadece lunge yapıyorum. Abi. Good morning yapıyorum bazen. Onları çıkartıyorum 2-3 ay kala. Kendini bildiğinden beri böyle güçlü müydün? Yani bana soruyor güçlü müydü diyor. Yoksa antrenmanlarla mı bu hale geldi diyor. Sen bize birazcık bunu anlat. Yani ilk başladığımda çevreme göre karşılaştırırsam kendimi genetiğimle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bir senelik bilinçsiz antrenmanla 16 yaşında başladım ben. 17'ye geldiğimde yani 300 kilo deadlift yapıyordum. Yani squat mesela high bar yapıyordum 250.
170 o civarda bir yılda geliştim. Tabii ilk başlama göre şu anki antrenman sistemim, yani eskiden daha az çalışmayla başladım. Haftalık mesela atıyorum bench press, deadlift'te total 8-10 set yapıyorsam şimdi 20-30 çalışma seti yapıyorum. Tabii ağırlık arttı, volüm arttı, ısınmayı daha uzun sürüyor. Yani her şeyin bir etkisi var. Yani zamanla diyorsun bu. Zamanla yani senin işte dediğin gibi progresif overload, lineer artış. Bunlara dikkat ettim. Yani bu salon ben ilk başladığımdan 1-2 sene sonra olsaydı böyle bir imkan daha çok ilerlerdim. Neden? Çünkü yani ben spor salonuna 5'te gittiğim, 6'da gittiğim vakit 9'da, 11'de kapanıyordu. Yetiştiremiyordum antrenmanı. Yani burayı hani insanlar böyle hani kötü bir yerde çalışıyorsun gibi bir izlenimleri var. Bazılarının böyle bana mesaj atıyorlar bazen. Niye spor salonu varken 10 metrekarede çalışıyorsun diyenler var. Yani konsantren tamamen ağırlıkta olması lazım. Yaptığın işte olması lazım. Rest. 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 They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I should suffer, come work for. Train in the trees, please pardon my sycamore. Touch burning sands, cross lands and. Bir şey diyeceğim. Saat şu an 22:53. Benim bayağı uykum geldi. Ama biz de gün yeni başlıyordu. Gün yeni başlıyor, sabaha kadar buradayız. Bench nasıl artar hocam? Bench'ini nasıl artırdın? Bunu sormuş vatandaş. Sıklığı arttırabilir. Yani haftada 2 yapıyorsa en basit çözüm olarak 3'e çıkarabilir onu. Haftalık total hacmi arttırarak 3'e çıkardığında onun geri dönüşü 1 ayda 2 ayda fark etmesi lazım. Onun dışında mesela 5x5, 4x4 falan hacim takılıyorsa hani bir tanesini mesela daha yüksek intensity deneyebilir. 3x2, 3x3 bir günü tamamen ağır yapabilir. Onun dışında tabii basit ama tekniğini gözden geçirmesi lazım. Sırtı sıkılığı, leg drive, onlara dikkat etmesi lazım. Bağır sıkmaya, bunlar temel. Evet, yani teknik şeyleri. Peki bir şey diyeceğim. Şöyle bir soru daha görmüştüm yine burada bak Instagram'ın sonunda. Cenk Koçak özellikle squat tekniği hakkında ne düşünüyor? Yani geçmişte sakatlık dirseğim dışında yaşamamıştım yani. Dışarıdan bakılınca evet. Şey ben bir o IPF videosundan sonra böyle yorumda kendisini biyomekanik uzmanı olduğunu iddia eden arkadaşlar bele zararlı falan filan diyorlar. Ben dedim ki hayır abi, yani o postürün zararlı olduğu şey zaten bu herif yani aynı bel postüründe daha ağır deadlift yapıyor. Evet, deadlift yani sakatlanacak olsa deadliftten sakatlanır. Evet. O teknik dedim bileğine sakat. Ben de hani videom var zaten benim de bileğim. Yani sırtı kasıtlı olarak sıkmadığım için geçmişte şuraya aldığım vakit tabi sık olmadığı için dirseğe yük biniyor. Bilek de şu pozisyonda olduğu için daha arkada olduğu için dirseği sıkıntıda sokuyor. Omuz mobilitesi falan filan yapıyor musun? Omuz mobilitesi, göğsü esnetmek, şu tarz, duvara geçip şu tarz. Onlar daha çok bence önemli ama omuz da tabii şöyle bantla falan, lastikle. Onlar ya, da iyi geliyor. Motivesiz olunca, yacanı yapmak istemeyince asıl o günler önemli aslında. O zor şartlar altında, o isteksizlik altında yani eğer o idmanın üstesinden gelebiliyorsan yani gelişimin en önemli kısımlarından biri o. Hedefin varsa, yarışma amacın varsa kendi zorunlu tutman gerekiyor. Yani güçlü olmaya zorunlusun, çalışmaya, idman yapmaya zorunlusun, antrenmanı bitirmeye zorunlusun diye. Bu mentalitede yaparsan o idmanı çıkarmak zorundasın. Nasıl hissettiğinin fazla bir önemi yok. Burada bitiyor olay. Klasik klişe ama öyle. Yaptığımız en çılgın antrenman hangisiydi Kınar? Şu. Aynı idmanı bir daha atmıştık o mu? Ha şeyde mi? Saha. Yazın. Sahaya taşıdığımız zamanlar abi. Aynen. Squat, bench, deadlift, go. Karını bitirip enerjimizi
atamayıp tekrar aynı ekipmana baştan sıkıldım. Bir yemek yemiştik arada abi. Bir yemeğe gitmiştik. Yemeğe gitmiştim. Kaç saat sürdü? O ezberlerde rekordu 15 saat. Oğlum sahada hiç almadı o ekipmanla lan, değil mi? Ekipmanla da hiç almadı o lan. Arkadaşlar saat 00:19. Ben çıktım yukarıda. Maillerime baktım, bilmem ne yaptım ama artık ben daha fazla dayanamayacağım. Ben yatıyorum. Siz hayat devam edin. Ritman bitmez. Devam. Yani daha iki hareket bitirmişler. Siz harbi diyorum ruh hastasısınız. Sen kaç litre su içiyordun ben? En az yani off günde 20 falan. Böyle çok idmanı abartıp deadlift, ben çok böyle maksadıysam falan 30'u geçiyorum mesela. Litre. Bu yani kilonla alakalı bir şey. Yo, ben spor yapmıyorken de içiyordum. Bir 10 litre, 15 litre içiyordum ya yani, normal zamanda. Allah Allah ya. Yapım böyle herhalde, bilmiyorum. Sizinki hayat değil abi. Neyse. Can you hear me? It's that dude, they call me the owl. Poker face, never know if I'm funny or foul. Check my background, you can fingerprint me right now. Sticky fingers, I'm in Onyx, I can slam it down. Well, I'm grown now, on my own now. Yeah, I was watching the throne, but now I'm on now. I'm created from dust, I need a clone now. I could do this in my sleep, I spit alone now. I got some bomb haze, similar to purple haze. Call it Jimi Hendrix, cloudy like a rainy day. Heat cell phone ringing like I'm Dave Chappelle. I'm overwhelmed, been dreaming of this since I was 12. I need that boom bap, please Sam, take it back. I wanna rap cause I'm biggity bad on the track. Never bad meaning bad, but bad meaning good. Just the beginning of something really good. Hear my cry, can you hear my cry? Can you hear my cry? I'm damn near bleeding out my eyes. Hear my cry, can you hear my cry? Can you hear my cry? Lord, I'm damn near bleeding out my eyes. Hear my cry, can you hear my cry? Can you hear my cry? Yeah, yeah, you know I'm bleeding out my eyes. Hear my cry, can you hear my cry? Can you hear my cry? Sağlamın baskıları yüzünden idmanı erken kesmek zorunda. Baba gerçekten inanamıyorum size ya. Sana inanamıyorum oğlum. Sana inanamıyorum lan. Sana da inanamıyorum. Devam abi, devam ya. Kanka, bir şey de basmadık, abartma. Bir şey de yapma. Gerçekten yani bak. Bu nedir abi? Allah'ın aşkına ya. Baba bu izah edilemez bir davranış ya. Hadi yemeğe mi geçelim? 2.21 bak, 2.21. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 baba ya, 7 bak, saat. Bak en son öğünü biz Tuna'yla 3'te yaptık, 3'ten beri bir şey yemiyoruz. 3'ten beri hani. Sen harbiden 7 saat idman yapıp bu kadar mı besleniyorsun? Bir tavuk, bir pilav, bir de bu kadar, evet. 2 öğün tavuk pilav, 1 litre de süt. Hadi gidelim. Baba inanamıyorum ya. Baba! Lan bas! Daha sabah körü. Gamsız hayat! Şimdi ben buraya hani Can Koçak doğru düzgün bir yaşantısı vardır. Hani zamanında yatar kalkar, idmanını yapar. Tabii. Normal bir insandır diye düşünerek geldim ama Can Koçak normal bir insan değilmiş. Çorbalarımız var. Cacık kanka. Ya. Cacık mı ha? Cacık cacık. Ben uyanamadığım için. Ha, öğlen kanka boşver ya. Şimdi evin her tarafı magnezyum tozu olmuş. Gecenin bir arası bam 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 ağırlık vuruyorlar. Ve bu kadar fazla pre-workout tüketmelerine rağmen evde ağır sağlam kahve yok. Mağlubum. IPF yarışmasında edindiğin tecrübeler ve doping testleri nasıl oluyor diyor. Şunu belirtmek istiyorum. İnsanlar senin nasıl bir ruh hastası olduğunu bilmiyorlar. Ben de görmesem ben de bilmezdim. İlaçlı olduğunu düşünüyorlar. Rezalet formlar yaparak gelişmenin sebebini de ilaca bağlıyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Doping testleri hakkında ne düşünüyorsun? IPF'de doping testi derece alırsanız WADA, Adams'la şeyden internetten onu bir dolduruyorsunuz. Günlük 4 saat zaman aralığında evde olduğunuz zaman aralığını belirtiyorsunuz orada. Adamlar sizi 2 ayda bir, ayda bir o belirttiğiniz saat aralığında gelip istediği gibi test yapabiliyor. Yani şu an 3 kere geldiler. Üçünde de temiz çıktım, dümensiz. Çünkü temizim.
kısacası. Ne zamandan beri geldiler? Haziran, Haziran'da yarışma, beraber yaptılar. Haziran'da hemen yarışma çıkışı birinci olduktan sonra hemen aldılar testi. Ondan sonra 400 kaç... kilo deadlift yaptığın hafta geldiler herhalde. Evet, tam 400'den 2 gün sonra geldiler. Ağustos, Eylül, Ekim. Aralık'ta gelmediler. Bu ayda gelmediler. Bakalım. Afiyet olsun. Tuna yüklüyorsun baba. Kanka hak ettik ya. Ben kalori saymıyorum. 8-10 bin arası vardır ama yani rahat. Bunları da yiyorum. Üstüne gidip canım üstüne şeyler de yiyorum. Bunlar önemli ama mesela. Bu falan mide bulantını bayağı azaltıyor antrenmanla kafeinden sonra. Bu da olması gereken şey. Ana protein ihtiyacı, ana öğün bu. Yumurta dışında, yumurta yiyorum de sabah. Ben sayıyorum. 3000 kalorinin %40'ı karbonhidrat, %40'ı protein, %20'si yağdan geliyor. Aynı zamanda lif tüketimimi 65 grama kadar çıkartıyorum. Kalorileri temiz almaya, haşlanmış pirinç ve bulgurdan almaya, glisemik indeksi düşük karbonhidratları önermeye çalışıyorum. Çünkü ben bir makinayım. Sadece performansım için besleniyorum. Başka hiçbir şeyi umursamıyorum. Siz de eğer 8 saat antrenman atmak istiyorsanız pizza falan filan yemeyin. Temiz gidin. Trolleme lan. Troll yok. Trolleme. Enerji hala bitmedi, devam. Şimdi birazdan baba ineceğiz.